Değerli ORT izleyicileri, Sayın Rektörümüz başta olmak üzere Osmaniye Kurtatay Üniversitesi'nin akademik ve idari personelinin tamamının üniversite sanayi, üniversite toplum ile barışık ve iç içe olma fikri ile Osmaniye Radyo Televizyonu'nun birlikte hazırlamış olduğu Düşünce Akademisi'nin dünü, bugünü ve geleceğini hem OKÜ hem de ülkemiz ve dünya ölçeğinde ele alacağımız programımıza hoş geldiniz. Kısaca fakültemiz hakkında bilgiler vermek istiyorum. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi resmiyette 29 Mayıs 2007 tarihinde üniversitemizin kurulması kararı ile diğer iki fakültemiz olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ile aynı anda kurulmuştur. Burada siz değerli Osmaniyelilere üniversitemiz web sayfasından da duyurusunu yapmış olduğumuz Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilmiş yeni bir fakülte olan Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun kurulmuş olduğunun müjdesini buradan tekrar duyurmak istiyorum. Tekrar programımızın bugünkü konusunu içeren fakültemizden bahsedecek olursak, fakültemiz temel bilimler alanında faaliyet gösteren bölümlerden oluşmaktadır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine öğrenci alarak aktif hayatına başlamış ve şu anda da bu bölümlerimizin 3. sınıfları bulunmaktadır. Tabii üniversitemizin hızlı gelişimine paralel olarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün de 2011-2012 eğitim öğretim yılında birinci ve ikinci eğitim olmak üzere öğrenci aldığını, bunun yanında akademik yapılanmasını henüz tamamlamış olan matematik bölümüne de önümüzdeki 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci almak için Yüksek Öğretim Kurumu'na başvuruda bulunduğumuzun müjdesini siz değerli ORT izleyicilerine buradan duyurmuş olalım. Mevcut olan bu bölümlerimizin dışında 5 bölümün daha önümüzdeki yıllarda kurulması fakültemiz stratejik planında yer almaktadır. Bu bölümlerimizin akademik ve idari altyapılarının tamamlanması ile öğrenci almak için önümüzdeki yıllarda başvurular yapılacaktır. Kurulacak bu bölümler başlıca fen bilimleri alanında moleküler biyoloji ve genetik, istatistik, sosyal bilimler alanında tarih, coğrafya ve psikoloji bölümleri olacaktır. Şimdi konuklarımıza söz vermek istiyorum burada. Kimya bölümünü ve kimya bölümü hakkında bize bilgiler sunacak olan Ali Hocam, bize kısaca kimya bölümüyle ilgili bilgiler verebilir misiniz hocam? Teşekkür ederim hocam. Bölümümüz 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk olarak öğrencisini aldı. Bu sene 3. sınıf öğrencilerimiz okutuyoruz. Kısmetse seneye mezunlarımızı vereceğiz, ilk mezunlarımıza. Bölümümüzde bir doçent, bir profesör, bir doçent, 4 yardım doçent, bir öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi ve 2 destek personelden oluşmakta. Fen Edebiyat Fakültesi kimya bölümünden mezun olan kişiler kimyager ünvanını alır. Kimyager maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, tanımlayan, üretebilen, değiştirebilen, mesleğiyle ilgili kamu ve hizmet sektörü ile endüstrinin dallarında, işletme ve laboratuvarlarında çalışan, araştıran, işletmeye gelecek her türlü ham maddeyi, ürünü, ara ürünü, kalite kontrolünü yapan, üretimde karşılaşılacak sorunları çözümüne yönelik yöntemler geliştirebilen, işletmenin akışına katkı sağlayan ve üretimin daha ekonomik gerçekleşmesine yönelik çözümler üretmek üzere pilot tesislerde ARGE çalışmaları yapabilen, yenilikçi ve nitelikli bir nitelikte olup kimya üzerine 4 yıllık üniversite öğrenimi sonucunda diploma almaya hak kazanan teknik elemanlardır. Aynı zamanda kimya bölümü merkez bir bilimdir, temel bilimdir.
diğer temel bilimleri ve yan bilimlerle birlikte ortak çalışmalar yürütebilen, bunlar deniz bilimleri, fizik, biyoloji, antropoloji, jeoloji, astronomi, mühendisliğin birçok dalı, eczacılık, tıp gibi bilim dallarıyla ortak çalışmalar yürütebilmektedir. Kimya bölümün laboratuvar ağırlıklı dersler içermekte, sürekli uygulama halindedir. Kendini geliştirmek için iş imkanları diğer bölümlere nazaran oldukça iyidir. Ayrıca laboratuvar dersleri ve diğer derslere göre daha verimli ve daha zevklidir. Burada bir şey sormak istiyorum Sayın Hocam. Buyurun hocam. Kimyager veya işte kimya mühendisi, bizim fen edebiyat fakültelerimizden mezun olacak arkadaşlarımızın unvanı hakkında halkımız arasında bir kafa karışıklığı söz konusu. Evet. Bizim mezunlarımız ya da kimyager ile kimya mühendisi tarafındaki farklar hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz hocam? Şimdi kimyager makro bir şey, mikro düzeyde çalışır. Laboratuvar ağırlıklıdır. Aldığı eğitimde laboratuvara ve üretime yönelik eğitim alır. Kimya mühendisi ise makro düzeyde ve analitik dersler, yani matematiksel dersler, ağırlık dersler alır. İkisi de işletmelerde çalışabilir. İkisi de analizci olarak çalışabilir. Aralarında çok ciddi bir fark olmamakla birlikte sadece kimya mühendisleri proses aşamasında, laboratuvar ağırlıklı konularda değil de işletmenin prosesi aşamasındaki çalışmalarda daha çok katkı sağlar. Yani işin mutfağında daha çok kimyagerler, çalışmakta. Evet. Fizik bölümüyle ilgili bize kısaca bilgiler verebilir misiniz Hakan Hocam? Teşekkür ederim hocam. Temel bilimlerin en önemli kollarından birisi olan fizik bölümümüz, OGÜ Fenerbahçe Fakültesi'nin bünyesinde Fenerbahçe Fakültesi'nin kurulması takibi 19 Temmuz 2007 tarihinde kurulmuş bir bölümdür. İlk öğrencilerimizi 2009-2010 eğitim öğretim yılında aldık. Ve şu anda önümüzdeki yıl 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarımızı verecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bölümümüz akademik kadro olarak oldukça zengin bir bölümdür. Bölümümüzde bir profesör, bir doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi ve laboratuvarda bize yardımcı olmak üzere 2 de destek personelimiz bulunmaktadır. Bölümümüzde hali hazırda 4 tane öğrenci laboratuvarlarımız var. Fizik bölümü öğrencilerimiz bölümümüzden mezun olduklarında fizikçi unvanıyla mezun olmaktadırlar. Ve genel olarak bütün özel ve kamu sektörde, işletmelerde araştırmacı olarak her birimde görev alabilmektedirler. Teşekkür ediyorum hocam. Türk Dili bölümü ile ilgili bize kısaca bilgiler verebilir misiniz Sema hocam? Sayın hocam, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tıpkı fizik, kimya, biyoloji bölümleri gibi aslında 19 Temmuz 2007 tarihinde kuruluyor. Yalnız biz öğrenci almaya ilk kez bu yıl, yani 2011-2012 eğitim öğretim yılında başladık. Birinci öğretime 30, ikinci öğretime 30, toplam 60 olmak üzere öğrenci kontenjanı belirledik. Ve biz bu öğrenci alımlarında kontenjanın tamamını doldurduk. Hatta YÖK'ün beklediği 3 kişilik bir kontenjanla da toplam 66 öğrencimiz mevcut. Bölümümüzde bir doçent, 2 yardımcı doçent, bir araştırma görevlisi, bir bölüm sekreterimiz olmak üzere eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü temelde aslında 2 alandan oluşur. Bunun bir tanesi dildir, diğeri edebiyattır. Edebiyat da adet olduğu üzere hep edep sözcüğünden yola çıkarak anlatılır. Edep, Arapçada güzel huy demek, güzel ahlak demek. Dini bilimlerin dışındaki bilimlerle ilgili olan şey demek. Bir de şu açıdan bakmak istiyorum. Edebiyat güzel sanatlardan bir tanesidir. Burada hemen aklıma gelen bir şey. Edepli ol çocuğum diye.
Evet. Bazen evet. Yani yaramazlık yaptığı zaman evet. Edepli ol. Ya da edepten mahrum edebiyatçı olmaz diyoruz öğrencilerimize. Edebiyat güzel sanatların 5 temel dalından bir tanesidir aynı zamanda. Bunun içerisine musiki, heykel, resim girer, mimarlık girer. Edebiyat da bunlardan bir tanesi. O yüzden biz temel olarak şunu söyleyebilirim ki Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde edebiyatın çıkış mantalitesine uygun şekilde insan merkezli eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim merkezimizde insan var. Öğrencilerimizi milli kültürümüze duyarlı, evrensel değerlere açık, gelişmeye açık insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Teşekkür ederim. Menderes Hocam. Biyoloji bölümü araştırma konuları genellikle canlıların bulunduğu her ortamı ve canlıların bulunduğu her yaşam alanını araştırır. Mesela sularda hidrobiyoloji dediğimiz deniz canlıları veya tatlı su canlıları, havadaki polenlerden gıdalardaki bakterilere, dağlardaki bitki ve hayvan çeşitliliklerine bakarak biyoloji canlıların bulunduğu her ortamı incelemektedir. Bunun yanında biyoloji bölümünün içerisinden çıkmış birçok konu yeni fakülteler olarak da karşımıza çıkmakta. Mesela tıbbi araştırmalar yine canlılara yönelik, eczacılık, ilaç yapımı, yine bitkisel materyallerden ilaç yapımı yine canlılara yönelik biyolojik konulardır. Ziraattan yine aynı şekilde dediğimiz gibi eczacılık, ziraat, tıp hepsi biyolojinin içerdiği konuları çalışmaktalar. Biyoloji bölümümüzde öğretim kadrosu 2 doçent, 2 yardım doçent, 3 araştırma görevlisi ile öğretimini sürdürmekte. İlk öğrencilerimizi 2009 yılında aldık. Şu an 3. sınıf öğrencilerimiz bulunmakta ve seneye onlara ilk mezunlarımız olarak diploma töreni hazırlığının heyecanı içerisindeyiz. Yeni binamıza 2011 yani bu öğretim yılının başında Eylül ayında yeni binamıza taşındık. Yeni sınıflar, yeni öğrenci laboratuvarlarımızı kullanmaya başladık. Bu konuda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren, 2 yıl içerisinde binamızı, sınıflarımızı ve laboratuvarımızı tamamlayan üniversitemiz yönetimine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Üstün gayretlerinden dolayı. Öğrencilerimiz ikinci dönemin ortalarında veya sonuna doğru bahar şenliklerinde biraz olsun dinlensinler, eğitim ara versinler şeklinde bahar şenlikleri düzenlenmekte. Burada da sportif yarışmalar yapılmakta veya tiyatro, sinema gibi sosyal etkinlikler, konser gibi sosyal etkinlikler yapılmakta. Öğrencilerimiz bir nebze olsun dinlendirilmekte. Aynı zamanda her bölüm kendi standlarını, bilimsel standlarını oluşturarak dönem içinde aldıkları eğitimi uygulamaya doğru dönüşüm gösterirler, projeler hazırlarlar. Örneğin biyoloji öğrencileri işte bir kan tahlili veya işte tansiyon ölçümü, canlılardan oluşturulan zooloji veya botanik sergileri, bitki çeşitlilikleriyle ilgili sergiler düzenlemekte. Bu şekilde aktif şekilde bir bilgileri uygulamaya dönük ve halkla bütünleşerek mesela diğer okullardan gelen öğrencilerle bunları paylaşarak kendilerini geliştirmekteler. Teşekkür ediyorum hocam. Matematik bölümü için Sayın Hocam teşekkür ederim. Sayın Hocam teşekkür ederim. Öncelikle değerli Osmaniyelere iyi akşamlar diliyorum.